Ali, sen misin? Hoş geldin. Buyur, gir içeri. Böyle habersiz geldiğim için özür dilerim Murat abi. O ne biçim söz kız? Burası senin evin. Ben de senin abin sayılırım. Geç şöyle, rahat ol bakayım. Hadi, geç otur. Çok değişmiş gördüm seni. Nasıl yani? Daha bir toplayıp güzelleşmişsin. Aliye! Necla abla! Canım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne kadar özlemişim sizi. Biz de seni özledik. Necla, biz Aliye ile laflarken sen de bize şöyle güzel bir kahvaltı sofrası hazır. Zevkle. İyi, de bakalım yeğenim. Neler yaptın bunca yıl İstanbullarda? Anlat bakalım. Ne anlatayım Murat abi? Ne anlatacakmış, şuna bak. Anlatacak bir şeyin yok mu yani? Hayret bir şey. Günaydın babacığım, günaydın hala. Ayşe, canım gel. Gel bakayım. Gel oğlum, hoş sen gel. De gel. Canım. Bu da Ali, son numaramız. Öp bakalım ablanın elini. Hadi öp. Kocaman olmuşsun Ayşe. Hadi çocuklar mutfağa. Sizin kahvaltınızı oraya hazırladım. Hadi siz başlayın, ben de geliyorum. Tamam. Hadi bakalım. Hmm.
Al canım. Sağ ol. Sağ ol karıcığım. Al şeker. Sağ ol abi. Sen alır mısın? Aa. Bizimkileri görüyor musunuz hiç? Görüyoruz tabii. Nasıllar? Baban bildiğin gibi. Hala aynı. Huysuz, geçimsiz bir ihtiyar. Peki ya anam? Anam, Nazlı, Elif. 2 gün evvel sizdeydik. Annenle seni konuştuk. Sen gittiğinden beri yüreği kan ağlıyor. Aa, bir de baban Nazlı'yı okuldan aldı. Okuldan mı aldı? Neden? Neden olacak, eski kafa. Kız çocuğu okusa ne olur, okumasa ne olur onun için. Fabrikaya işe soktu. Elif ise tam bir fındık kurdu. Sessiz ve içine kapanık. Daldın yine. Hala mı geçmiş? Unutamadın mı daha? Unutulacak gibi değil. Ali, eve uğradın mı hiç? Uğradım Murat abi. Yıllar yüreğimdeki acıyı değiştiremedi. Uğruna ölebileceğim kadar sevdiğim anamın, babamın, kardeşlerimin kapısına vardım da kapılarını çalamadım. Keşke çalsaydın. Belki o kapı açılırdı sana. Sanmam be Murat abi, açılmazdı. Burası Karadeniz. Sen de bilirsin ki insan 4 mevsimi bir günde yaşar burada. Keşke çalsaydın. Belki de babanın ilkbaharıydı bugün. Sen ne diyorsun be abi? Ben ilkbaharı genç kızdığımda yaşamadım ki. Ak düşmemiş saçlarımın sonbaharında mı yaşayacağım? Ben gidiyorum baba. Bir şey istiyor musun? Yok kızım. Ha, bana bak. Başını bağla da öyle çık sokağa. Bir de yolda giderken sağa sola bakma. Peki baba. Bir tane yürütüyorum. Hmm.
Anne. Kızım, Ali, yavrum. Anam. Canım yavrum. Canım. Canım anne. Gel kızım, geç içeri, geç. Yeter artık, ne olur anne. Ağlama. Bak beni de üzüyorsun. Üzülüyorum ama. Ben ağlamayacağım da kim ağlayacak kızım? Şu halimize baksana. Ben Tanrı'nın huzurunda nasıl bir günah işledim. Tüm bu dertleri verdi başımıza. Kader be ana. Kader diyelim gitsin. Nasıl bir kaderdir bu? Nasıl bir kaderdir ki bizi buldu? Ehaletin, cahilliğin yarattığı bir kader ana. Onun için boş yere üzme kendini. Kimsenin bir suçu yok bu işin içinde. Biliyorum, bu olanlar, bütün bu başımıza gelenler hep babanın yüzündendir. Onun o inatçı huyu, inatçı damarı olmasaydı tüm bunlar da olmazdı. Ama velakin ne yaparsın ki, büyüğümüzdür. Karşı gelemezsin. Karşı gelinmez. Böyle gördük. Böyle öğrendik. Hala da öğreniyoruz. Kadın kısmı değil mi? Saçı uzun, aklı kısa derler ya. Bizim ne haddimizedir erkeğin işine karışmak? Hele babam gibilerin, babam gibi düşünenlerin yanında biz daha mı iyi bileceğiz her şeyi? Tövbe de kızım, tövbe, o nasıl söz? Bak ana, seni sever ve sayarım, bilirsin. Sana olan sevgim ve saygım sonsuzdur. Fakat asıl olan bu değildir. Erkek ve kadın her zaman için eşittir, eşit haklara sahiptir. Söz hakkı yalnızca bir tek erkeğe düşmez ailede. Yerine göre kadın da söz hakkına sahiptir, bilesin. Bilirim, köylüsün, cahilsin. Çevrenden ne gördüysen, ne öğrendiysen onu uyguluyorsun. Ama zaman o zaman değildir. Her şey, her bir şey değişiyor artık. Öyle deme kızım, öyle konuşma. Henüz 16 yaşını bitirmiş bir genç kızdım. Benim de kendime göre bir dünyam, benim de kendime göre bazı duygularım vardı. Tek istediğim okumaktı. Okumak ve iyi bir mevkiye sahip olmaktı. Ama babam okumamı bile çok gördü. Bilirsin. Kız kısmısı fazla okumamalıdır. Okuyup da ne olacak ki? Verirsin kocaya, savarsın başından, olur biter. Şimdi doğru mudur bu ana? Doğru mudur söyle? Bana hiç sormadan, fikrimi almadan nasıl yapılabilir bu? Dul kalmışsam, adım kötüye çıkmışsa suç benim midir? Bey, iznin olursa sana bir diyeceğim var. De bakalım. Şey, acaba yani ben... Lafı ağzında geveleyip durmasana be kadın. Ne söyleyeceksen söyle. Bugün Ali'ye uğradı buraya. Gelmiş geri dönmüş. Konuştuk onunla. Ne? Buraya mı geldi? Konuştunuz mu onunla? Sen ne diyorsun be kadın? Ne söylediğinin farkında mısın? Bak bey, bilirsin ki Ali'ye bizim kızımız... Sus! Sus be kadın! Hem sen nasıl sokarsın o yılanı bu eve? Bilmez misin benim böyle bir kızım, böyle bir evladım yoktur diye ha? Atasın, büyüğümüzsün. Sana akıl vermek haddimize düşmemiştir, bilirim. Dayanamıyorum, elimde değil, ne yapayım? Elinde değilmiş, ne demek elinde değil? Sen anasıysan ben de babasıyım, unutacaksın onu. Bağrına taş basacaksın, taş! Hiç mi bizim suçumuz yok? Suçumuz yoktur ne demek? Evlendirmekte fena mı yaptık yani? Bilmiyorum bey, bilemiyorum. Bilemezsin tabii, bilemezsin ya. Ne yaptıysak hep onun iyiliği için yaptık. Ama o bunu anlamadı. Hiçbir zaman da anlamayacak.
Sen hazırsan çıkalım ha? Hazırım abla. Sana söylediklerimi sakın unutma. Hı hı. Eğer babam ablama gittiğimizi öğrenirse ikimizi de keser vallahi. Sen merak etme ablacığım. Anne, biz Kadriye teyzeye kadar gidiyoruz. Peki kızım, gidin. Bana bakın, gittiğiniz yerde fazla oyalanmayın. Size en fazla bir saat yeterlidir. Bir de giderken yolda başınız hep önünüzde olsun. Peki, sağa sola bakmak yok, anlaşıldı mı? Anlaşıldı baba. Bizim kardeşlik izinli olarak geliyor bu yaz Almanya'dan. Haber etmiş. Geldiğimde hayırlı bir iş için görüşeceğim diye. Nedir hayırlı olan o iş? Anlamadın mı? Anlamadım valla. Tüh senin aklına. Kadın kısmı değil misiniz? Senin aklın bu kadar çalışıyor işte. Ya bunda anlamayacak ne var ki? Niye bu kadar çok dururum Nazlı'nın üzerinde? Niye bu kadar çok tembih ederim? Anlasana artık. Henüz çok küçüktür bey. 18'inde var yok. Daha çocuk sayılır o. Sen sus. Bana mı öğretiyorsun? Sanki ben bilmiyorum yaşını. Hem ben seni aldığımda kaç yaşındaydın ha? Söylesene. Bu işin yaşla maçla ilgisi yok hanım. Bir kız büyüyüp azıcık kendini bildi mi hemen kocaya vereceksin. Hem Halil'in nesi var ki? Okumuş, Almanya'da büyümüş, iyi huylu, içkisi, kumarı olmayan biri. Ondan daha iyisini bulamayız. Ne de olsa kardeşimin oğlu yeğenim. Hele önce bir gelsinler, gerisi kolay. Ah, hoş geldin Nazlı. Hoş bulduk Necla abla. Durma kapıda, gir içeri. Hadi. Hadi. Ablacığım. Seni çok özledim abla. Ben de sizleri çok özledim. Canım. Hadi. Geçin oturun şöyle. Geldiğinizde evin haberi var mı? Yok. Babam yine sıkı sıkı tembihlemiştir arkamızda. Senin eve dönme işine çok üzülüyorum abla. Ne olacak bu iş? Sonu nereye varacak böyle? Bilmiyorum. Babamın bu kini, bu nefreti nereye kadar varacak bilmiyorum. Burada da mı? Bir anlık unutamaz mıyız babamı? Evet, çaylar da geldi. Sağ ol Necla abla. Zahmet verdik sana. Sağ ol. O nasıl söz kız? Zahmet ne demek? Sizler benim en iyi dostlarımsınız. Babamla barışmayı denesen. Denedim. Çok denedim ama olmadı. Çay. Merhaba Kadir dayı. Buyur otur. Sağ ol Kadir dayı. Seninle biraz konuşabilir miyim? Elbette oğlum. Lafı fazla uzatmayacağım. Senden Aliye'yi affetmeni diliyorum. Sen ne dediğini farkında mısın? Benim Aliye diye bir kızım yoktur. Ne zamana kadar sürecek bu dargınlık? Sen namazında niyazında bir adamsın. Bilirsin ki Tanrı huzurunda kin gütmek günahtır. Bana akıl öğretme. Hem bu işin içine de Allah'ı karıştırma. Dayı, sen babasın. İnsan öz kızının yüreğine acı fidanı diker mi? Ama sen diktin. Asıl affedilmemesi gereken Aliye değil sensin.
Bana bak, benimle bu şekilde konuşamazsın, haddini bil. Yeri gelince babam bile olsa konuşurum. Yanlış yapıyorsun ve ayıp ediyorsun. Ayıbı bana sen mi öğreteceksin lan? Bu tokadın bana değil, asıl sana atılması gerekir. Lakin ne yapayım ki büyüğümsün. Allah, özür dilerim. Asıl ben özür dilerim. Suç benim, bağışlayın. Tamam, iyi günler. Tekrar özür dilerim. Rica ederim, iyi günler. Bekletmedim ya. Yok, fazla beklemiş sayılma. Mesainin bitmesine 10 dakika var. İçeri gel istersen, sonra birlikte çıkar Peki, gideriz. Olur. Çok kolay hayatım, bak şimdi ne yapacaksın? Bu yolu devam et, bunun paraleli. Merhaba yenge. Merhaba yenge. Ne haber, nasılsın? Sağ ol yenge. Merhaba. Tanıştırayım sizi. Merhaba. Birkaç saat evvel bir dalgınlık yüzünden biz tanışmış sayılırız. Gene de memnun oldum tanıştığımıza. Ben de. Buyurun. Hiçbir şey bilmiyorum. Çok iyi, çok iyi. Kim acaba? Oo, hoş geldin Kirve. Hoş bulduk. Gel hele, içeri geç bakalım. Aa, Engin
gelmiş. Hoş geldin Engin abi. Gel canım. Nasılsın? İyiyim. Hoş geldin Engin, merhaba. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Teşekkür. Rahatsız etmedim değil mi? Yabancı değil, bizim aileden sayılır. Tanıştırayım sizi, geç öyle. Biz tanışıyoruz Aliye Hanım'la. Tanıştınız mı? Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ ol. Aslan kirven beni. Neyin var yavrum? Uykun mu geldi? Uykum geldi. Kaç gündür nerelerdesin? Ankara'daydım da. Ankara'da mı? Ne işin vardı Ankara'da? Şu benim tayin işi için. Yine mi? Ya sen bu tayin işini iyice ciddiye aldın. Yoksa bu kentten bizden sıkıldın mı artık Kirve? Yo hayır, sıkıldığımdan değil. Mecburi hizmetim bitti sayılır. İstanbul'da dostlarımın ailemin yanına dönmek istiyorum. Mesleğimin geri kalan bölümüne orada devam ederim. Ben çayları tazeleyeyim. Senin gibi bir dost. Ben de yardım edeyim Necla abla. Ben de senin bir ifadeni alayım Kirve. Hadi. Hadi bak. Evet. İyi birine benziyor. Kim? Engin. İyidir. Murat'la olan arkadaşlıkları da çok eskiye dayanır. Evli mi? Bekar. Dübeş. Dübeş bir, dübeş iki, dübeş üç, dübeş dört. Bugün ballılığın üstündeyim. Ballılık değil Kirve, bilek, bilek. Hem oynamasını hem zar atmasını bileceksin. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Gel otur yeğenim. Seyret nasıl eziyorum. Hadi sıra senin, at bakalım zarla. Gele. Olmaz mı ulan seni zar gibi. Kızma Kirve, öğreneceksin. Düşeş iki, daha iki. Yandım yanacak kadar, susadım kanacak kadar. Kirve yanlış söyledin Kirve. Gülüyorum be ciğerim, suya kanacak kadar. Yandırım evlam su. Yandım yanacak kadar. Şerefe. Hadi bakalım çocuklar, siz de karnınızı kaldırın. Hadi yesene. İstemiyor mu? Şerefe, hadi kaldırın. Eğleniyor musun? Hem de çok. Kirve, ben bunu bilmiyorum. Adam bu şarkıyı bilmiyormuş, gördün mü? Öyle mi? Hadi bakalım hanımlar, bu güzel günün kıymetini bilelim. Şerefe, hadi bakalım. Parmağında yüzükler, kolunda bilezikler. Ben sana sarılayım, oy oy Eminem. Nedir o güzellikler, nedir bu güzellikler? Parmağında yüzükler, kolunda bilezikler. Ben sana sarılayım, oy oy Eminem. Nedir o güzellikler, nedir o güzellikler? Şerefe! Afiyet olsun! Sabahtan gördüm.
beni tertemiz ellerim. İşte böyle. Benim hayat hikayemin hepsi bu. Biraz da sen anlat ha. Neyi mi anlatayım ki? Benim yaşamım, benim geçmişim o kadar kötü ki. Şimdi tüm bunları anlatmak zor gelir bana. Olsun, yine de dinlerim, anlat. Üç kardeşiz biz. Büyüğü 18, küçüğü 12 yaşında. Elif bu sene 5'i yeni bitirdi. Nazlı ise fabrikada işçi olarak çalışıyor. Orta halli bir aile sayılırız. Annem ev kadını, babamsa bakırcı ustasıdır. Aslen köylüyüz. Köylü sayılırız. Buraya, bu kente göçtüğümüzde henüz 7 yaşındaydım. Nazlı annemin kucağında küçücük bir çocuktu. Elif burada, bu şehirde dünyaya geldi. Ortaokulu zar zor okudum. Babam okumamı istemiyordu. Onun için kız kısmısı fazla okumamalıydı. Tek isteği en kısa zamanda kocaya verip başından savmaktı. Zamanla gelişip serpinmeye başladım. Gösterişli bir kız olduğumdan hemen etrafımdan dikkatleri çekmeye başlamıştım. İsteyenlerin ardı arkası kesilmedi. Bizim buralarda adettir. Bir kız gelişmeye görsün, hemen başlar yakıştırmalar. Babam cahil, dar görüşlü olduğundan çevreye, törelere sadık kalarak henüz 16 yaşındayken hiç tanımadığım, kim olduğunu bilmediğim biriyle evlendirdi beni. Babamın verdiği karara karşı gelemez, itiraz edemezdik. Tabii nişandı, nikahtı derken evliliğin ne olduğunu bilmeden evlendim. Düşün, henüz 16 yaşında hayat dolu bir genç kızım daha. Bunun ne kadar acı, ne kadar zor bir şey olduğunu tahmin edebiliyor musun? Evlendikten çok kısa bir süre sonra kavgalarımız başladı. Her akşam içer içer sarhoş gelirdi eve. Bağırır, çağırır, küfreder, döverdi beni. Sesimi çıkaramaz, karşı gelemezdim. Böyle öğrenmiştim, böyle öğrettiler. Ne demek böyle öğrettiler? Bir kadın olarak haklarını savunamaz mıydın yani? Mecburen katlanacaktım tüm bu olanlara. Bir gün hamile olduğumu öğrendim. Bir umut, bir umut dedim kendi kendime. Belki duyduğunda sevinir, biraz düzelir dedim. Bir akşamüstüydü. Basit bir neden yüzünden tartışmaya başladık. Dayak attı yine. Çocuğumu düşürmüştüm. Baktım düzeleceği yok. Ayrılmaya karar verdim. Önce babam karşı çıktı. Boşanırsam beni evlatlıktan atacağını, dul bir kadın olarak kalacağımdan beni evine almayacağını söyledi. Dinlemedim. İlk kez dinlemedim babamı. Ayrıldım, ayrı bir ev tuttum. Birkaç ay böyle geçti. Dul bir kadındım artık. Dul ve kimsesiz. Ama yine olmadı. Barındırmadılar. Asılsız, yalan yanlış dedikodu çıkardılar hakkımda. Babam daha da öfkelenip üstüme gelmeye başladı. Sonunda bu şehirden ayrılmaya karar verdim. Şimdi artık rahatım. Rahat ve huzurlu. Nazlı, bir dakika. Bana bak. Ne istiyorsun benden? Ben yani... Lafı geveleyip durma da söyle. İnan kötü bir niyetim yok Nazlı. Sadece arkadaş olmak istiyorum seninle. Hepsi bu. Ben istemiyorum.
İşte geldik. Hadi bakalım geçin. Hurşit kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Gelin, gelin, hadi geçin içeri. Hanım, yengeyi içeri al. Buyurun. Sen de gir içeri kız. Hurşit, buyur otur şöyle, bu ev senin sayılır. Abi, bu benim oğlan Halil. Tanıdın mı, benim oğlan? Kocaman olmuş değil mi? Maşallah, maşallah, bayağı büyümüş be. Buyur otur yeğenim. Nazlı kız, içeriden sandalye getir. Buyur baba. Bak amcan gelmiş. Öp bakayım amcanın elini. Hoş geldin amca. Abi, bu senin kız mı? Maşallah, maşallah. El öpenlerin çok olsun yeğenim. Bize bir yorgunluk kahvesi yap kızım. Peki babacığım. Hey gidi. Zaman ne çabuk geçiyor. Olmak vaadin Elif. Çok cici, çok şeker şeysin. Kaçıncı sınıfa gitmeksen? 5'i bitirdim. Ya aferin sana. Bir şey içer miydiniz? Ekmek ben orta kahve vereceğim. Ta Almanya'dan buraya hayırlı bir iş konuşması için geldim biliyorsun. Ha, biliyorum, yine de hoş geldin, sefa geldin. Sağ ol. Bak abi. Bu ölümlü dünyada bugün varız, yarın yokuz. Diyorum ki ölmeden çocuklarımızın mürüvvetini görelim. Tabii sence münasipse. Ne dersin abi? Allah'tan hayırlısı. Yeğenimden daha iyisini mi bulacağız? Bence münasiptir. Sağ ol kardeşim. Düğün işini nasıl ayarlayacağız? Düğün işini sen bana bırak. Nazlı'nın tüm eksiklerini, tüm ihtiyacını ben göreceğim. Ev için alınacak tüm eşyaların da masrafları bana ait. Hemen nişanı, peşinden de düğünü yaparız. Zaten iznimin bitmesine 20 günden az bir zaman var. İşlerimizi ne kadar çabuk bitirirsek o kadar iyi olur. Anlaştık mı? Anlaştık. Babamla amcamın bütün konuştuklarını duydum anne. Duydun mu? Evet. Ben evlenmek istemiyorum anne. İstemiyor musun? İyi ama baban söz kesti kızım. Hiç bana sormadan, benim fikrimi almadan mı? Bizde adettir, bilmez misin? Babanın verdiği kararlara uymak zorundayız. Ben uymak istemiyorum. Hem de amcamın oğluyla. Bu olacak iş değil anne. Ben ne yapabilirim? Ne söyleyebilirim kızım? Anne. Canım. Annem benim. Nazlı. Ne bu halin? Neyin var? Anlatsana. Babam. Babama bir şey mi oldu yoksa? Evlendiriyor beni. Evlendiriyor mu? Ne diyorsun sen? Kiminle? Amcamın oğluyla. Amcamın oğluyla mı? Halil'le yani. Demek biz bu kadar basit, bu kadar ucuz insanız ha? Hangi yüzle geldin buraya? Seninle konuşmak istiyorum. Konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Defol git buradan. Senin olmayabilir ama benim var. Sana defol dedim. Beni dinlemezsen hiçbir yere gitmem. Defol buradan. Beni dövsen de, öldürsen de dinleyeceksin. Bu zamana kadar hep sen konuştun. Sen karar verdin. Hep senin dediklerin oldu. Sesimizi çıkarmadık sana. Babamızsın, büyüğümüzsün dedik. Ama sen
İlk önce benim dünyamı yıktın, yok ettin. Şimdi sıra Nazlı'ya geldi, değil mi? Onu da yok edeceksin, onu da mı mahvedeceksin? Çık git buradan. Gideceğim. Hem de ölüne, cenazene gelmemek üzere gideceğim. Yalnız şunu iyi bilesin ki, bir gün kendi kendini yok edeceksin. Eğer sende birazcık babalık duygusu varsa, birazcık vicdan olsa, körpecik kızını kendi öz oğlunun kardeşine vermenin ne demek olduğunu anlardın. Defol buradan. Eğer birazcık merhametin varsa bu işten vazgeçerdin. Anlattın ulan olanları ablana ha? Neyi baba? Neyi olduğunu sen daha iyi bilirsin. Hem onunla görüşülmeyeceğini tembih etmedim mi size? Ama ablam o benim. Senin öyle bir ablan yok. Onun adını anmayacaksın demedim mi? Lütfen. Bunu o kalın kafana iyice sok. Nazlı. Evladım. Yavrum. Yavrum. Ağlama kızım. Ağlama canım. Ağlama. Anne. Ben ondan daha iyisini mi bulacak sende? Vallahi Halime'nin oğlanı, Halime'nin oğlanı istiyorlardı da. Niye konuşmuyorsun hiç? Söylemeyecek misin? Anlatmayacak mısın bana? Babam kardeşimi evlendiriyor. Kardeşini mi evlendiriyor? Evet. Olan o zaman. İyi ama senin kardeşin çocuk sayılacak yaşta değil mi henüz? Bize göre öyle ama babama göre değil. Bir türlü anlamıyorum. Nasıl bu kadar zalim olabiliyor? Bir insan evladına hem de öz evladına bu kadar zalim olabilir mi? Peki kardeşin ne diyor? Evlenmek istemiyor. Nazlı. Nazlı. Dinle beni Nazlı.
Nazlı lütfen bir dakika Nazlı. Nazlı ne olursun dinle beni. Rahat bırak beni. Nazlı. Nazlı. Ne var? Ne istiyorsun? Seninle konuşmak. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok benim. Bırak kolumu. Amcanın oğlu için değil mi? Benden kaçman hep onun yüzünden öyle değil mi? Onun da senin de canın cehenneme. Bak sana karşı kötü bir niyetim yok. İnan seviyorum seni. Seninle evlenmek istiyorum. Evlenmek mi? Evet evlenmek. Annesinin mi?
Hadi bakayım aslanım, babanı mahcup etme. Yere iyi bas. Hadi bakayım, hadi koçum. Hadi, hadi. Ne yapıyorsun burada? Bırak şu cenabe şeyi! Ne oldu? Ne oldu dedim sana? Olmadı. Olmadı mı? Allah kahretsin seni! Allah kahretsin! Aile şerefimizi beş paralık ettin. Olmak kötü bir şey Uşit. Bunu hiç düşünmemiştim. Bunu evlendirmekle çok hata ettik hanım. Yoksa? Olan olmuştur artık. Yapacağımız bir şey yok. Ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bu işi ben hallederim. Halil oğlum. Amin. Mami. Üzülme. Mami. Üzülme, yok sen. Mami, mami. Üzülme. Canım. Ablan ne ki? Sen ne olasın? Çabuk giyin. Getirdiğim gibi götürmesini de bilirim. Thank you.
Kadir! Kadir! Aç kapıyı, çık dışarı! Kadir! Uyan! Uyan, çık dışarı! Alanı getirdim, gel de al Kadir! Aç kapıyı! Çık dışarı! Kadir! Hayrola Hürşit, ne var, ne oluyor? Ne olduğunu görürsün şimdi. Emanetini getirdim. Al da başına çal. Ne demek istiyorsun? Sen daha iyi bilirsin. Al malını, başına çal. Ne oluyor bey? Nedir bu gürültü? Ne olduğunu ben de anlamadım. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Her şey apaçık meydanda. Neymiş açık olan ha? Neymiş? Söyle de bilelim. Kızın kız çıkmamıştır Kadir. Bana bak Hürşit. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Duyuyor tabii, yalan söylemiyorum. Duysa böyle konuşmazsın. Ne dediğinin farkında mısın sen? Ben farkındayım. Ama sen farkında değilsin. Yazıklar olsun sana. Sözüm ona bir de abi olacaksın. Methettiğin, göklere çıkardığın kızını nasıl da yutturdun bana? Ha? Bana bak, lafına dikkat et. Vah gitmek. Uzatma bak fazla. Yazık. Bunca emek ve masraflara yazık. Yazık. Bunlar doğru mu kız? Konuş sana. Susma, konuş. Konuş diyorum sana, konuş. Yapma baba, yapma lütfen. Cezanı versin senin. Ulan ne susuyorsun, konuşsana. Konuş diyorum sana. Konuş. Allah cezanı versin senin. Geberteceğim ulan seni. Konuş. Namusumuzu iki paralık etmeyene hakkın var lan. Geberteceğim seni. Geberteceğim. Namus. Konuş, anlat bana her şeyi. Allah cezanı versin senin. Geber, kahrol. Geber. Babacığım. Şöyle diyorum. Konuşacaksın, anlatacaksın bana. Söyle. Söyle namussuz. Anlat. Anlat diyorum, susma kız. Benim senin gibi kızım yok artık. Defol be evden. Ne duruyorsun siz orada be? Girin içeri hadi. Girin. Hadi gir içeri. Sen de gir be. Abla.
gün daha kalsaydın. Burada yapacak bir şeyim kalmadı Necla abla. Kaç arabasıyla gidiyorsun? Akşam 6. Desene, gene özleyeceğiz seni. Abi, ne oldu? Neyin var? Yok bir şey. Söylemeyecek misin? Hala söylemeyecek misin? Benden sakladığım bir şey var. Yalan söylüyorsun. Nasıl? Naz. Kardeşin Nazlı kendini asmış. Yalan. Yalan söylüyorsun. İnanmıyorum. Yalan. Yalan söylüyorsun. Olamaz. Olamaz kardeşim, kendini asamaz. Doğruyu söyle bana. Yalan söylüyorsun. Yalan. Doğruyu söyle bana. Olamaz. Olamaz. Olamaz Allah'ım. Geldin. Ben sana demedim mi bu evden cenaze de çıksa gelmeyeceksin diye? Sen, bütün bu olanların, başımıza gelen bütün felaketlerin sebebi sensin. Nasıl, nasıl kıyabildin körpecik bir kıza? Allah'tan da mı korkmadın? Hiç mi vicdanın sızlamadı? Yeter!
Yetmez. Bir baba kızına, hem de öz kızına sürülen bir lekeyi nasıl kabullenebilir? Nasıl inandın bu yalanlara? Nasıl inandın, söyle! Sus dedim, sus! Susmayacağım. Susacaksın! Bu attığın son tokat olacak baba, son tokat! Gideceğim. Bundan sonra yalnız kalmanın, yalnız yaşamanın ne demek olduğunu sen de öğreneceksin. Kızını helal et, olur mu? Güle güle kızım, helal olsun. Hadi. Seven'in kız olduğu anlaşılmıştır. Engin gelmedi mi? Gelmedi. Neden? Engin oldu bitti ayrılıkları sevmez. Vedalaşmalar ona ölüm gibi gelir. Ama bana bir gün seni İstanbul'da mutlaka bulacağını söyledi. Artık bize yazarsın değil mi? Yazmamak mümkün mü Necla abla? Evet, İstanbul yolcuları, acele edelim. Yeter artık. Fazla hüzün yapmayın. Sana söylediklerimi sakın unutma. Evet, güle güle. Güle güle. Hoşça kalın. Güle güle.